Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün bayağı farklı bir konuyla karşınızdayım. Özellikle arkadaşlar eski laptopu veya masaüstü bilgisayarı olan arkadaşlar için bir video hazırlamak istedim. Nedir arkadaşlar bu? Biliyorsunuz RAM'in ne olduğunu. RAM'i arkadaşlar disk gibi kullanarak bilgisayarımızı arkadaşlar hızlı bir şekilde çalıştırmaya çalışacağız. Yani C gibi şurada gördüğünüz bir RAM disk oluşturacağız bilgisayarımızda. Tıpkı C, D gibi bir disk olacak bu. Şimdi bunu arkadaşlar yapmak için öncelikle bir yazılımdan faydalanacağız. Bunu ben açıklamalara koyacağım linkimizi. Oradan direkt indirebilirsiniz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken buraya IM Disk Toolkit yazıyorum arkadaşlar. Ve SourceForge'daki sayfaya gidip ücretsiz bir şekilde bu programı bilgisayarıma indiriyorum. Bu arada arkadaşlar 16 GB olan masaüstü bilgisayarımda değil de eski laptopumda yapacağım bu işlemi ki ne kadar verimli olduğunu göresiniz diye bunu da hatırlatayım. Şimdi devam ediyoruz indirme işlemine. İndiriyoruz arkadaşlar, standart bir indirme ve yükleme yapacağız. Çok basit. Şimdi ben kaydet demeyeceğim çünkü zaten indirdim programı, sadece kuracağız birlikte. Öncelikle indirdiğimiz klasöre gidiyoruz ve arkadaşlar buradan RAR dosyasını açıyoruz arkadaşlar ve çıkartıyoruz. Daha sonrasında dosyanın içerisindeki install.bat klasörünü tıklıyoruz. Şimdi burada standart bir kurulum, herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğiz ve zaten Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. Türkçe dili burada gerek de olmayacak. Çok basit bir arayüzü var zaten. Şimdi bunu kuruyoruz. Gördüğünüz gibi anında kuruluyor. Burayı kapatıyoruz. Şimdi 3 tane gördüğünüz gibi sarı CD işareti var. Bunlardan 2 tanesi arkadaşlar bizim hiç işimize yaramayacak. Bir tanesi ise gördüğünüz gibi RAM disk yazan üzerinde. Bunu hemen şöyle çekeyim ve bunu çift tıklayarak arkadaşlar çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi açıldı. Çok basit aslında. RAM'imizden ne kadarlık bir miktarı ayıracağımızı soruyor bize. Şimdi şöyle hemen özelliklere gireyim. 4 GB RAM kullanılabilir. 3. Aslında 3 diyebiliriz buna. Eski laptopum olduğu için. Şimdi ben bunun 1 GB'ını ayırmak istiyorum arkadaşlar. 1 yazıyorum ve hemen sağ taraftan GB yani GB'ı işaretliyorum ve hemen altındaki kutucuğu işaretliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada hemen drive letter dediği bir harf, ben Z harfini vereceğim ve arkadaşlar FAT32'yi seçeceğim. FAT32 biraz daha eski fakat biraz daha NTFS'ye göre daha hızlı. Bunlara hiç dokunmayın arkadaşlar. Aynı kalsın ve OK diyelim. OK dediğimiz anda zaten hemen Z diskimiz yani RAM diskimiz gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi arkadaşlar bilgisayarıma girelim. Bakalım ne olmuş. Gördüğünüz gibi C gibi bir disk oluştu. Bu bir sanal disk aslında ama normal C diskimizden değildi arkadaşlar. RAM'imizden oluşturduğumuz için oldukça hızlı. Yani HDD veya SSD'den daha hızlı. Bu arada biçimlendirdim arkadaşlar. Hızlı bir biçimde gördüğünüz gibi 1 GB'lık bir alan. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Bunu nasıl test edeceğiz? Ben buna portable yani taşınabilir sürümde bir Firefox browser kuracağım. Bu arada arkadaşlar çok büyük şeyler kurmayın. Yani Photoshop falan kurmaya çalışmayın içine. Çok bir verim alamazsınız. Ama hani biraz daha masaüstü, daha basit uygulamalarda işinize yarar. Ve arkadaşlar Linux kurabilir miyim gibi bir şey gelmesin aklınıza. O kadar uzun boylu değil. Şimdi ben portableapps.com'a girdim ve buradan portable versiyon olan bir Mozilla Firefox indirdim. Bu arada sadece portable kurulacak diye bir şart yok, onu söyleyeyim. Yani Chrome da kurabilirsiniz. Başka bir web browser da kurabilirsiniz. Ben sadece hızlı olduğu için portable bir Mozilla Firefox kuruyorum arkadaşlar şu anda. Şu an indi dosya ve hızlı bir biçimde arkadaşlar bunu indiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi dosyamız indi. Hemen tıklıyorum ve
browser'ımızı kapatayım bu arada. Şimdi arkadaşlar, kurulumda dikkat etmemiz gereken bir önemli nokta var. Orası da burası. Burada nereye kuracaksınız diyor ya, C'ye kurmayacağız arkadaşlar. Biz RAM diskimize kuracağız. Bu yüzden RAM diskin olduğu sürücüyü seçiyorum bilgisayarın içerisinden. Siz de buna dikkat edin. C'ye kurunca hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü SSD veya HDD'den çalışacak o zaman. Buradan hemen install diyoruz. Arkadaşlar, buraya web browser'ımız kuruluyor. Bu arada arkadaşlar, diyeceksiniz ki abi bu görev yöneticisinde gözükmeyecek mi? Arkadaşlar, görev yöneticisinde gözükecek tabii ki. Bilgisayarda çalıştırdığımız her şey gözükür. Neticede bilgisayarın fiziksel RAM'inden kullanacak. Fakat normal bir disk gibi değil, RAM'i çalıştırarak kullanacak bunu. O yüzden hani çok düşük RAM'iniz varsa çok tercih etmeyin bunu, hani 1-2 GB RAM'lerde, ama 4, 6, 8 gibi RAM'iniz varsa bu bayağı işinize yarar. Şimdi kurulumumuz bitti ve hemen açıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk açıldığı için arkadaşlar biraz normale göre daha yavaş. Çünkü RAM açıldığı için arkadaşlar yavaş yavaş hafızaya aldı. Bundan sonrakiler de çok daha hızlı açılacaktır. Evet, şimdi gördüğünüz gibi portable RAM diskimizde çalışan bir Mozilla Firefox tarayıcımız oldu. Farkı hızı arkadaşlar, çok daha hızlı bir şekilde tepkime verecek. Zaten bunun testini yapacağız videonun sonuna doğru. O yüzden videonu şu dakikaya kadar izlediyseniz videoyu kesinlikle devamını getirin. Şimdi arkadaşlar, içine giriyoruz RAM diskimizin. Gördüğünüz gibi exe dosyası var Firefox'un. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen anında açılıyor. Şimdi buraya kendi bloğum olan blok modu yazıyorum ve arkadaşlar hızına bakalım. Gayet iyi, gayet iyi. Şu anda ben bir de kayıt alıyorum. Onu da yani 3 GB'lık bir RAM'i olan bir laptopta, 11 yıllık bir laptopu şu an görüyorsunuz. Bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi zaten birazdan test aşamasına geçeceğiz. Bir benchmark yapacağız. Burada da göreceğiz arkadaşlar neyin ne olduğunu. Yani kayıt almasam çok daha hızlı olur eminim, çünkü kayıt aldım, hem işlemci hem RAM kullanıyor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş test aşamamıza doğru bakalım. Hem C'yi hem de RAM diskimizi test edeceğiz. Ben bunun için Crystal Disk Benchmark kullanacağım. Bu arada C dediğim bir HDD değil, SSD arkadaşlar. Toshiba 240 GB'lik. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bunu, yani normal SSD'mizi test edelim. Ben burada All'a basıp çalıştırıyorum. Bu uzun sürebilir. Ben buraları birazcık kısaltırım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ise gördüğünüz gibi Z'ye başladım. Yani RAM diske. Diğeri fark ettiyseniz 60'a 40 gibi bir oran çıktı. Bu yüzden de arkadaşlar Z'ye başladım. Yani SSD olmasına rağmen SATA farkından dolayı, yani SSD SATA 3, bilgisayar SATA 2 olduğundan dolayı gördüğünüz gibi büyük bir kayıp var orada. Ama normal SSD de 400 ile 500 arasında bir okuma yazma oranına sahip. Şimdi arkadaşlar RAM diskimizi bu testi yapıyorum. RAM disk testinin sonlarına doğru ben buraları kısaltacağım. Buralar kayıt yaptığım için, laptopta biraz eski olduğu için uzun sürebilir. Ben buraları arkadaşlar kısaltacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 860'a 436, yani okuma ve yazma hızları bir SSD'den bile RAM diskin daha yüksek. Bunu da görmüş olduk. Bu arada arkadaşlar, kayıt aldığım için de biraz düştü bu, ekran kaydı aldığım için. Onu da hatırlatayım size. Gördüğünüz gibi RAM diski özellikle eski donanımları hızlandırmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla. Ama dediğim gibi çok düşük gigabaytlarda RAM varsa bunu yapmayın. Umarım video işinize yarar arkadaşlar ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.